Bir taraftan da cari dengemizi iyileştirme gayreti içindeyiz. Geçen yılın ortalarında 60 milyar dolarlara kadar çıkmıştı cari açık. 2023 yılını 45,2 milyar dolarla kapattık. Yani oldukça önemli bir iyileşme var cari açıkta. Daha da iyiye gidecek inşallah. Cari açığı da görmüş olacağız tabii milli geliri oranını, milli gelirimiz çıktıktan sonra. Hizmet ticaretinde daha iyiyiz. Hizmetlerde geldiğimiz noktaya baktığınız zaman 100 milyar dolar seviyelerine gelen bir hizmet gelirimiz söz konusu. Bunun içinde tabii en ağırlıklı olan turizm gelirleri. Turizm gelirimiz 2023'te 54,3 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu yıl 60 milyon turist, 60 milyar dolar hedefimiz var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Bu rakamı az önce bahsettiğim bütün o olumsuzluklara, jeopolitik gelişmelere rağmen başardık. Kişi başı gecelemelerdeki getirinin de arttığını görüyoruz. Bu da olumlu. Yani sadece turist sayısı artmıyor, turist başına katma değer de yükseliyor. Sermaye hareketlerine baktığımız zaman sermaye hareketlerinde de 2022'de 13,7 milyar dolar bir çıkış olmuşken ülkemizden 2023 yılında nette 8,34 milyar dolar bir sermaye girişinin gerçekleştiğini görüyoruz. Dış ticaretimize, ihracatımıza baktığımızda ki ihracatımızın çoğunu sizler sanayicilerimiz gerçekleştiriyor. Çok büyük bir kısmı, %90'ından fazlasını. 256 milyar doları yakaladık geçen yıl. Dünyadaki talep koşulları olumsuz olduğu halde, birçok sıkıntılar yaşandığı halde, özellikle ihraç pazarımız olan Avrupa'da ciddi anlamda bir durgunluk, bir hareketsizlik olduğu halde ihracatçılarımız bunu başardılar. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir performans. Tarihi bir seviyeyi de yakalamış olduk böylece. Orta vadeli programımızın çok az altında kaldı ama bu şartlarda çok önemli bir başarı olduğunu ifade etmek isterim. Bunu inşallah daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Ocak ayında da ihracatın %3,6 arttığını görüyoruz bu ayın Ocak ayında, bu yılın Ocak ayında. İthalatın ise %26,2 azaldığını görüyoruz. Dış ticaret dengemizdeki iyileşmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Biraz geçen yıl ticaretimizde altın ithalatının fazla olduğunu görüyoruz. Bu cari açıkta da önemli bir paya sahip. Bu yıl burada da bir yavaşlama bekliyoruz. İş gücü piyasalarına baktığımızda, istihdama baktığımızda en son Aralık verisi açıklandı biliyorsunuz. %8,8 aylık bazda. Yıllık veriyi hesaplamak biraz zaman alıyor. Henüz belli değil. Ama Aralık'ta gelen bu rakamla birlikte şunu artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 2023 yılını tek haneli bir işsizlikle kapatmış olduk. Bunun tam rakamı önümüzdeki günlerde çıkmış olacak. 32 milyonu ilk defa aştı istihdamımız. İyi bir performans sergiliyoruz yine istihdamda. OVP'de 10,1 olacak demiştik. Burada pozitif bir şey var. Tek haneye düşmüş oldu. Ocak ayında da yine istihdam üretmeye devam ediyor ekonomimiz. Katılım oranı da yükseldi. 53,5'e çıktı. Bu da çok önemli. İş gücü çağındaki nüfusumuzun artık önemli bir kısmı istihdamda. Bu da önemli bizim için. Kadın ve genç işsizliğinde azalma var. Özellikle genç işsizliğinde yıllık bazda 4 puanlık düşüş bizim için son derece sevindirici. Mali piyasalarımız yine gayet iyi gidiyor. Bankacılık sistemimiz oldukça sağlam bir bünyeye sahip. Sermaye yeterlik oranlarımız yüksek. Aktif kalitesi, karlılık oranları yeterli seviyelerde. Dolayısıyla bankacılık mali alanda da Türkiye güçlü bir yapı arz ediyor. Bütün bunlarla baktığımızda cari açığın düşmesi,
ihracat performansımız, büyümemizin iyi gitmesi, siyasi güven ve istikrar ikliminin pekişmesi, politikalarımızdaki öngörülebilirliğin artması, bütün bunların etkisiyle CDS dediğimiz ülke risk primimizde de ciddi anlamda bir düşüş gerçekleşti. Mayıs ayında 700'ler civarına çıkmıştı geçen yıl. Şu gün geldiğimiz noktada 300'ler civarında, işte bazen biraz altında, bazen biraz üstünde. Fakat 300'ler civarına düşmüş durumda. Dün itibariyle 290 küsur bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla burada risk priminde ciddi bir düşüş var. Bu da gerek devletin, kamunun, gerekse özel sektörün dış finansmana erişiminde ve dış finansman maliyetlerinde olumlu bir tesir icra ediyor.